Yayladaki evlerin çoğu buradaki taşlarla yapılmış. Üzerlerine çam ağaçlarından ve en üstüne de saç ekleniyor. Saç kullanılmasının sebebi burada çok fazla kar yağar. Saç onların evlerin üzerinde kalmasını önlüyor. Böylelikle evler kışın hasar görmüyor. Çok yoruldum bugün. Evet. Şöyle göstereyim size. Neredeyse bütün evlerin üstü saç. Alt tarafları, kullanılan yerler çam ağacından. Hemen altları ise taşlarla örülmüş ve bu hale gelmiş. Yakınlık açısından evet. Belki köylerde bu kadar dip dibe evleri bulamazsınız ama yaylalarda genelde evler birbirine yakın oluyor. Hani ayılardan veya diğer hayvanlardan korunmak için sanırım. Çünkü buralar oldukça tehlikeli olabiliyor kışın kar yağdığı zaman. Ve şu an karşı taraf gördüğünüz yer Pokut Yaylası. Evet. Bulut denizi burayı da sarmak üzere. Her an hava değişebiliyor burada. Hani tamamen her taraf sis olmuşken annen çok güzel güneş gelebiliyor. Tıpkı şu an olduğu gibi. Demin her tarafı sis sarmıştı. Evet. Burada da rengarenk çiçekler var. Şu an siz de fark ediyorsanız hızlı bir şekilde sis kaplıyor etrafı. Daha 2 dakika önce burada muhteşem bir güneş vardı ve şu an hafif yağmur atıştırmaya başladı ve her taraf sis. Tuhaf bir ağaç. Buradaki çamlar genelde bodur. Nedenini bilmiyorum ama diğer Pokut'taki gibi değiller. Ara ara böyle toprakların eşelendiğini gördük. Onlar sorduğumuz zaman burada çok sayıda köstebek varmış. Yani bu onların eseri. Bakın şöyle ara ara. Şöyle tümsekler oluştu.